Herkese selam arkadaşlar. Bugün Akademi'den Halil ben. Bugün sizlerle birlikte Optimizm questlerine bakacağız. Toplamda 18 adet questimiz var. Questleri 3'e bölünmüş durumda 3 parkta. Kısaca bu 3 parktan biz bugün Dive Deeper into Defi olanı çözeceğiz birlikte. Geri kalanları da çok basit olduğu için pek anlatmayacağım. Direkt biraz daha işin zor olduğu kısım Into Defi'yi anlatacağım. Çünkü diğerleri bir tık daha basit. Kısaca Optimizm questler Arbitrium Odyssey gibi bizim görevler yapıp NFT'yi kazandığımız bir işlem sıralaması ve şöyle bir olay var. Optimizm hala tam olarak airdrop'unu tamamlamadı. Bu yüzden bu alacağımız NFT'ler airdrop işimize yarayabilir. Bu yüzden biz de bugün bunları test edeceğiz. Ben ilk projeyle başlıyorum. Velodrome. Şu şekilde öncelikle bir quiz geliyor karşımıza. Velodrome ne diyor? Hemen bakalım. Velodrome bir dex'miş. Diyor ki kimlerin ilgisini çeker? All of above diyorum ve bu şekilde quiz'i çözüyorum. Daha sonra bana burada bir görev veriyor ve diyor ki bana 20 dolardan fazla bir token'ı Stablepoly USDC DAI Velodrome'ye stake diyor ve Velodrome'yi Twitter'dan takip et diyor. Hemen Velodrome'u Twitter'dan takip ediyorum ve sitesine geliyorum. Launch app diyorum arkadaşlar. Riskleri anladım diyorum. Cüzdanım ile bağlanacağım şimdi. MetaMask cüzdanımı seçiyorum. Bu şekilde ve bağlanıyorum. Buradan ilk önce bir swap işlemi gerçekleştireceğim. Benim elimde çünkü şu an stable coin yok. Bir tane USDC varmış. Tamam okey. Direkt USDC ekleyebiliyorsak çok iyi. Bu pool'a token ekleyeceğim ama DAI de lazım bana. Okey. Şu şekilde DAI alayım ben o zaman. Hızlıca. Ethereum DAI diyorum. Bu şekilde. 0.1 tane yeterli olur diye düşünüyorum. 2 yapayım. 26 dolarlık bir DAI alımı gerçekleştireceğim. Swap diyorum. Gelen işlemi onaylıyorum. 10 centlik bir fee ödüyorum buradan. İşlemin onaylanmasını bekliyorum. Ve işlemim onaylandı. Pulse'a geliyorum. Buradan USDC DAI seçip şu şekilde bir ekleme yapacağım stable şeklinde. 23 dolar karşılığında 26 DAI ekleyeceğim. Deposit stake ne diyor? Şu şekilde yapayım. 23'ü kabul eder herhalde. Deposit stake diyorum. Şimdi gelen işlemini onaylıyorum. Ufak bir fee ödüyorum. Gelen tüm işlemleri onaylıyorum. Bu işlemi de onayladım. Ve gelen son işlemi de onaylıyorum. Ve likidite gördüğünüz gibi eklenmiş oluyor. Dilersen ben bunu bu şekilde unstake diyerek çekebiliyorum. Şu an stake'li durumda benim NFT'lerim. Daha sonra geri geliyorum buraya. Get NFT diyorum. Beni Galaxy sayfasına yönlendiriyor. Eski adıyla Galaxy'ye. Ödeyelim hemen. Takip ediyorum ama bunu görmesi biraz uzun sürebilir. Daha sonra buradan buraya bakıyorum. En son snapshot ne zaman alınmış diye. Yaklaşık 3 dakika almış. Bunlar günlük snapshot alınıyor. Bu snapshot onayından sonra bu NFT'yi alacağım. Gelin hızlıca bir diğer göreve geçelim. Yine aynı şekilde bir likit eklemem gerekiyor ve bir teste tabi tutulacağım. Yine burada bir teste tabi tutuluyorum. Hemen Synapse ne diye bakalım. Synapse cross chain bir branch'miş. Next question. Şu şekilde doğruladım. 20 USDT değerinde Ethereum veya Stablecoin eklemem gerekiyor Synapse'e. Hemen geliyorum. Cüzdanım ile bağlanıyorum. Şu şekilde hemen şuraya Back to Pools diyeyim. Ha, tekrar Pools'e gidelim. Optimizm Stablecoin'da Ethereum Pool'una ekleme yapalım. 0.05 Add Liquid ediyorum arkadaşlar.
Ama bu yetmeyecek. 20 dolarlık istiyordu. Biraz daha yüksek bir likide eklemem gerekiyor benim. 0.2 falan eklemem gerekiyordu. Tekrardan bir ekleme yapacağım o yüzden. Şöyle hemen hızlıca 0.01 daha ekliyorum. Aynen 26 dolarlık bir likide ekliyorum. Bakalım nereye gelmiş. Görüksün. Elimdeki eterlerim gözükmüyor şu an. Bir sıkıntı var. Evet, elimdeki eterler gördüğünüz gibi buraya gelmiş durumda. İstersen bunu bir draw yapabilirim ama ben bunu çıkarmayacağım, burada bırakacağım. Nasoyuna git NFT diyerek buradan bunu alabileceksiniz. Hemen hızlıca diğer görevime geçiyorum. Hatta ben bunu şimdi çıkarmayayım. Aslında Snapchat'tan sonra çıkartırım. Snapchat olduktan sonra ne olur ne olmaz. Burada da 100 Mayı ödünç alacakmışız. Hemen quiz'e bakalım. Önce buraya bakıyorum. Bakıyorum. Ve bitiyor. Discord'una katılmamızı istiyor. Bu şekilde hemen bunları yapalım. Evet, sonuçlarına katılamıyorum. Nereden çıkıyorum ve sonuçlarına katılacağım şimdi. Tekrar ekleşi attım. Sunucularına katılıyorum. Bu şekilde sunucularına katılmayı sağlıyorum. Hemen izleyeceğim. Buradan da böyle paylaşabilirim kendimizle. Daha sonra siteye geliyorum. Burada cüzdanım ile birlikte bağlanıyorum. Daha sonra cüzdanımla bağlandıktan sonra buraya bir miktar likide sağlayıp 100 maylık bir borç alacağım. Vaults kısmına geliyorum buradan. Vaults'a bir miktar bakın sağlayıp Vault'tan şuradan Ethereum alıyorum. Optimizm üzerinden Create Vault diyorum. Aa, yok değil. Direkt Optimizm üzerinde yok muyum şu an? Tekrar Create Vault diyorum. Onaylıyorum işlemi. Değiştirdim ama. Okay, create world. İnatla oluşturmama izin vermiyor mu bu oldu? USDT deneyeceğim da. A bilgilerim doğru aslında ama. Burada hata alıyorum, bunu anlamadım. Şimdilik bunu atlıyorum. Sebebini anlamadığım bir sebepten hata veriyor bana. Optimizm için. Bu hatanın sebebini Discord'dan öğrenip açıklama kısmını yazarım. Ben diğer göreve geçiyorum. Likide ekleme Rubicon. Ve daha sonra iki projemiz kalıyor. Yine Rubicon'u hemen çözelim. Rubicon'da bir DEX olması gerekiyor. Evet, DEX. Şu şekilde tamamlıyorum. Burada da 20 USDC swapleyeceğiz. 20 dolarlık ve 20 dolarlık likide ekleyeceğiz. Yine Discord'una ve Twitter'dan takip yapmamız gerekiyor. Discord. Bir yerden çıkmam lazım. Şuradan çıkayım hemen. Geri geleyim buraya. Hemen F5 diyorum. Sayfamı ve Discord'una giriyorum. Kuralları okudum, kabul ediyorum dedim. Baktım burayı. Rubicon'u takip ettim. Ve Launch App diyorum. Cüzdanım ile bağlanmamı istiyor burada. Connect Wallet diyorum. MetaMask ile bağlanıyorum. Daha sonra burada şimdi liste işlemi gerçekleştireceğim. Benim cüzdanımdaki Ethereum'larımı görmüyor. Şöyle yapalım o zaman. Bunu.
nasıl yapalım? Uniswap'tan hemen ben bunları değiştireyim. USDC'yi çevireyim. Swap USDC 0.02 çevirsem yeter sanırsam. 26 dolar. Swap diyorum hemen bunları. Bu işlem onaylandı. 20 dolar karşılığında DAI token alacağım. 20 dolarlık. Öncelikle approve veriyorum. Bunu kapatayım, daha sonra swap diyorum ve swap işlemi tamamlıyorum bu şekilde. Daha sonra pulse'a geliyorum, pulse'a ekleme yapacağım. DAI almıştım ben az önce. 20 dolarlık daha fazla olarak da 30 dolar DAI ekliyorum buraya. Deposit diyorum. Yatırım işlemim tamamlanıyor. Bu şekilde bunu da bitiriyorum. Ve son kalan görevim Rubicon'dan sonra hop kalıyor. Yine burada da ekleme yapmam gerekiyor ama hop'tan daha zor bir şey var mı diye bakıyorum, yok. Yine hop'ta hop'ta bayağı bir şey istiyor. Hop gerçekten bayağı bir şey istiyormuş. Ben bu görevi yapmayacağım. İşin doğrusu. Clipper'a geçiyorum o yüzden. Yani açıkçası bu görevler bana biraz fazla masraflı geliyor. O yüzden bu görevleri yapmak yerine ben diğerlerini yapıp bırakacağım. Genel olarak Optimism'in quest işliyesi bu şekildeydi. Arkadaşlar fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Video şu an 5 dakika geçti. Yapamadığınız görevler olursa az önce hop gibi NFT marketi üzerinden almayı deneyebilirsiniz. Ben yüksek ihtimalle bu şekilde yapacağım. Quest üzerinden alacağım. Bunları Optimism quest üzerinden hani 100 doları alta tutabilecek bir bakiyem yok benim. Bu şekilde buradan almayı deneyeceğim ben ödül NFT'lerini. Genel olarak işte bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.